Merhaba IBM YouTube kanalının sevgili seyircileri. Merhaba. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazanınız hayırlara vesile olsun. Şu mübarek günler hürmetine, şu Kur'an ayı hürmetine Allah tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız bütün ibadetleri, ettiğiniz bütün duaları kabul eylesin ve Allah kaybettiklerinizin çok daha hayırlarını ihsan eylesin. Arkadaşlar böyle bir video çekmemi istediler. Ramazan'la alakalı, benim hayatımda Ramazan'la alakalı sorular da yöneltmişler. Ben çocukluğumda ne zaman ilk orucumu tuttum, vallahi çok hatırlamıyorum. Yani 5 yaşında ya da 6 yaşında da olabilir. Sanki köye gittiğimde babaannemin yanındayken tuttuğumu hatırlıyorum. Ya da işte anneannemin yanında kaldığım zamanlar beni sahura kaldırışını hatırlıyorum. Ama çok net olarak tüm gün mü tuttum yoksa yarım gün mü, tekne orucu dediğimiz orucu mu tuttum çok hatırlamıyorum açıkçası. Fakat ilkokuldan beri elhamdülillah oruçlarımı ilkokul birinci sınıftan beri tutmaya çalıştığımı çok iyi hatırlıyorum. Tabii çocuklukta Ramazanlar nasıldı diye bir soru sormuş arkadaşlar. Çocuklukta Ramazanlar bilmiyorum yani benim için aslında çok bir farklı değildi. Bugün yaşadığımız şeyler bence, bugün yaşadığımız Ramazanlar bence çok daha lezzetli. Çünkü geçmişte kendi hayatıma baktığım zaman belli dönemlerde çok ciddi yokluklar da vardı. Ailemde yaşanan, ailemin yaşamış olduğu maddi sıkıntılar da vardı. Ama Ramazan nasıl geçiyordu çok hatırlamıyorum. Özellikle ortaokuldan önceki dönemi çok hatırlamıyorum nasıl yaşıyorduk Ramazanları diye. Fakat babamlarla en çok teravihlere gittiğimi hatırlıyorum. Babamın bizim elimizden tutup da teravih namazına götürdüğünü hatırlıyorum. İftarlar, işte ezanları takip etmeler vesaire onları hatırlıyorum. Fakat çok da detay açıkçası hatırımda kalmamış. Ben özellikle gurbette olduğum zaman dilimlerinde geçirdiğim bayramları çok daha farklı olarak görüyorum. Yaşadığım bayramlardan bir tanesi, ilk böyle ailemden uzakta yaşadığım bayramlardan bir tanesi, tabii öğrenciyken, üniversitede okurken olmuştu ama o zamanlar ağlamıştım. Tabii o zamanlar cep telefonu falan yoktu. Sulu göz bir adam olduğum için, annemden, babamdan ayrı kaldığım için o bayramlarda özellikle onlardan ayrı kaldığım için çok üzülüyordum tabii ama yapacak da bir şey yoktu. Bu bir realiteydi. Ama Moskova'daki bayramımızı hiç unutmuyorum. Moskova'da Samanyolu Televizyonu'nun ilk kurulduğu zamanlar 93 ve 94 döneminde biz de Moskova'da kalmıştık. Moskova'da bayram idrak ettik ve o bayramı da unutamıyorum mesela. Türkiye'ye ulaşamıyorsunuz, telefonlar çekmiyor vesaire, düşmüyor daha doğrusu. O bayram da bana mesela çok hüzünlü gelmişti. Bir başka bayramla alakalı hatırladığım şeylerden bir tanesi, benim hep dikkatime dokunmuş olan bir hatıra. Hoca Efendi'nin Gurbetel'de işte kurbanını kestiği bayramlar, Ramazan bayramında çocukların ziyaretleri, onlara harçlık vermesi, çikolata ve şeker vermesi vesaire. Bunlar da tabii benim çok değer verdiğim ama dikkatime de dokunan hatıralar. Özellikle son 6 seneden beri burada yalnız geçirdiğim bayramları da onlara dahil ediyorum ben. Ve geride kalan, özellikle Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşayan arkadaşlarımız varken kendime açıkçası, bu doğru değil ama kendime çok bayram etmeyi hak olarak görmüyorum. O yüzden de son 6 seneyi açıkçası bayram sadece takvimlerde olan şey olarak geldi bana. Ama siz sakın öyle yapmayın. Bayramın hakkını verin. Özellikle de aileleriyle, çocuklarıyla beraber olanlar mutlaka bayramı çocuklara hissettirsinler, yaşatsınlar. Ben çocuklarımla en azından bayramda telefon görüşmeleriyle o coşkuyu yaşamaya, onların yaşadığı coşkuya ortak olmaya çalıştım. Gurbetteki Ramazanlar, evet, çok daha farklı.
Aslında mesela şu anda Fransa'da bizi seyredenler için, Avrupa'da bizi seyredenler için bu çok daha uzun yıllara, geçmiş yıllara dayanan bir olay, bir süreç daha doğrusu. Onlar bizlerden çok daha önce yaşamaya başladılar. Gurbetlerde bayram yaşamayı ve asıl en iyi sizler bilirsiniz. Ben son 6 seneden beri gurbet yaşıyorum. Ve bu gurbetin içerisinde de tabii yaşadığımız dönem çok ifritten bir dönem. Bu dönemi mutlaka böyle kenara itemeyiz. Bu dönem yaşananları yok sayamayız. Çok da önemli bunlar. Fakat sizin yaşadığınız gurbetler, bizim yaşadığımız gurbetler yeni olunca sizinkiler daha eski. Özellikle Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da olanlar için söylüyorum. Onların yaşadığı, sizin yaşamış olduğunuz gurbetteki bayramlar çok daha farklı olsa gerek. Onu en çok siz anlarsınız ne demek istediğimi. O ayrı kalmayı, anneden babadan ayrı olmayı, vatandan ayrı olmayı vesaire en iyi siz anlarsınız. Ama gurbette bayram çoğu zaman zor geçiyor. Çoğu zaman zor geçiyor. Bazen işte bizim bulunduğumuz şehirde bayram namazlarına falan dahil olduğumda işte insanlarla bayramlaşıp o coşkuyu birazcık hissetmeye çalışıyorsunuz. Doğru hissedebiliyorsunuz da ama bir taraftan da kanayan bir yaranız oluyor, bir yanınız oluyor. Ve o kanayan yanınızdan ve yaranızdan dolayı bayramlardan da çok lezzet alamıyorsunuz. Ben şu anda tek yaşadığım için kimseyi evime davet edemiyorum. Ben genellikle davet ediliyorum. Geçen senelerde tabii yaşadığımız pandemiden dolayı da son 2 seneden beri pandemiden dolayı da çok böyle davetlere de gidemedik ama bana mesela Allah razı olsun arkadaşlarımız yemek getirmişlerdi, yemek ikram etmişlerdi ama çoğunu evde geçirdik açıkçası. İnşallah aileyle beraber olduğumuz andan itibaren Allah nasip ederse biz de komşularımızı iftarlara çağıracağız. Şu anda Amerika'da uzun yıllardan beri yaşayıp da Amerikalı komşuları ve dostları olan arkadaşlarımızın komşularıyla beraber yaptıkları iftarları görünce gıpta da ediyorum aynı zamanda ve hasretle bekliyorum. Benim de o günleri yaşamam icap eder diye. Çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için IBM YouTube kanalı olarak. Çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de hürmetlerimi iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrar en başta ettiğim duada olduğu gibi Allah tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız ibadetlerinizi, ettiğiniz dualarınızı kabul eylesin. Allah Kadir Gecesi'ni yakalayanlardan eylesin ve inşallah bayrama da kavuştursun ama hakiki bayramlara da kavuştursun. Hayırlı Ramazanlar efendim. Çok teşekkür ederim.